Merhabalar, bugün konumuz turboda ıslık sesi. O kadar sık soruluyor ki şu an ekranınızda sağdan soldan görüntüleri getireceğim. Ustaya gittim normal dedi diyen de var. Gittim komple değişecek diyen de var. Birçok soru geliyor bu turbo sesiyle alakalı. Bizde nedir bu turbo ıslık sesi? Turbo ıslık sesi neden olur? Tamiri nasıl yapılır? Bunlarla alakalı bir video hazırlamaya karar verdik. Sizi fazla bekletmeyelim. Videomuza başlayalım. Turbo ıslık sesini şöyle anlatayım. Elinize bir çomak alın. Çomağı bir hareket ettirin. Bir ses çıkaracaktır. Yani bir hava akımı yaratan ya da hava akımına direnç oluşturan her şey bir ses çıkarır. Turbonun ıslık sesinin çıkarmasındaki fiziksel mantık da bu. Peki bu sesi neden çıkarıyor? Bunun bir mühendisliği yok mu? Tabii ki var. O turbonun pervaneleri, yaprakları ona göre ayarlanıyor ve turbolar genellikle sessiz çalışıyor. Tabii her turbo çalışırken bir miktar ötme sesi üretecektir. Bu turbonun gücüne göre, büyüklüğüne göre de bu ses artacaktır. Modifiye araçlarda görürsünüz, dev gibi turbolar takılır. Gaza bastıkları zaman ötme sesi her tarafı inletir. Turbonun büyüklüğüne, pervanenin büyüklüğüne, pervanenin yapısına ve mimarisine göre ses durumu her turboda zaten görülür. Bu normaldir. Ama bu araç içerisinden araç sürücüsünü rahatsız edecek düzeyde ya da araç seyir halindeyken dışarıdan duyulabilecek seviyede genellikle olmaz. O başta söylediğim büyük turbolar tabii ki hariç. Bu tarz bir ses çıkıyorsa turboda ıslık sesi neden olur sorusunun cevabı turbo pervanelerinin balansının bozulmasıdır. Genellikle en sık görülen durum budur. Turbo pervaneleri stabil olarak çalışması lazım. Çünkü motor devrinden 5, 6 hatta 10 kata kadar daha yüksek devirlerde çalışan bir parçadan bahsediyoruz. Motorunuz 4000 devirde çalışırken turbonuz 40.000 devire çıkabiliyor. Bu durum 40.000 devirde dönen, 40.000 devirin ne olduğunu da şöyle anlatalım. Dakikada 40.000 kez dönüyor demek. Dakikada 40.000 kez dönen bir parçanın balansının bozulması, çok hafif milimetrik bir salınım yapması bile yüksek düzeyde bir ıslık sesinin ortaya çıkmasına neden olacaktır. Genellikle turboda ıslık sesi sorununun baş nedeni pervanelerin balansının bozulması ya da turbonun iki pervanesi, biri MM manifolduna basınçla hava gönderen, havayı kontrol eden, havayı basınçlaştıran pervane, diğeri de egzoz gazından aldığı devinimle dönen iki adet pervanemiz var. Biliyorsunuz turbonun içinde bu iki pervanenin senkron dönmesi için de iki pervaneyi birbirine bağlayan bir mil var. Bu milde bir boşluk oluşması durumu yine pervanenin balansını etkileyecektir. Bunu uzatabiliriz ama genel olarak turbo ıslık sesinin nedeni budur diyebilirim. Peki bunu tamir mi ediyoruz, komple turbo mu değişmesi gerekiyor? Çoğu kişi yazıyor, turboda ıslık sesi var, yeni turbo diye değiştirdik. Gerek yok. Turbolar tamir edilebilen malzemeler. Özellikle büyük şehirlerde yaşıyorsanız bu işleri garantili tamir ettiren firma bulma olasılığınız %100. Sıfır turbo aldığınızda garantisi 2 yılken bu kişiler turboyu tamir ettiklerinde 1 yıl hatta 1 yıldan fazla garanti verebiliyorlar. Yani sorun yaşama ihtimaliniz de bayağı düşük oluyor. O yüzden bu tarz bir sorun yaşadığınızda turbo tamiri mi, yenisi mi, fiyat karşılaştırmasını yaparak en doğru kararı yine size sürücülerin vermesi gerekecek. Yenisiyle de değiştirebilirsiniz, tahmini de yaptırabilirsiniz. Fiyat farkı sizin bu kararı vermenizde belirleyici olacaktır. Fiyat farkı aralarında uçurum yoksa her zaman tamirini seçmek daha ekonomik olacaktır. Tüketim toplumuyuz malum. Sürekli yenisini al, tüket düşüncemizden de bu şekilde kurtulmuş olacağız. Tabii küçük bir şehirdesinizdir. Garantili iş yapan yer bulma olasılığınız düşüktür. Kalifiye tamir, turbo tamir yerlerine ulaşımınız mümkün değildir. Yenisiyle değiştirmeniz daha mantıklı olabilir. Bu arada şunu söyleyeyim, tamirciler turbo tamiri yapmaz. Turbo tamiri genellikle tamirciler turboyu söker. Turbo için özel tamir yapılan yerlere, servislere gönderir. Turbonuz tamir olup tamirci yerine takar. Yani tamirciler turbo tamiri yapmaz. Yani sizin turbonuzu tamir edecek kişi ustanız değil. Ustanız sadece söküp tamire gönderecek ve tekrar yerine takacak diyebilirim. Bir diğer konu, turboda ıslık sesi var. Bu nasıl anlaşılır? Yani bu normal mi, fazla mı, değil mi? Bulursam bir ıslık sesi yine ekleyeceğim videoya. Siz gaza bastığınızda dışarıdan 5-6 adım gerideki bir kişi ıslık sesini gayet rahatlıkla duyabiliyorsa, arabanın içine gayet rahatlıkla belirgin şekilde ulaşıyorsa turboda ıslık sesi var demektir zaten. Çok küçük ıslık sesleri çok da önemsenecek durumda değil açıkçası. Hatta öyle ıslık sesi de oluyor ki 100 metre ileriden araç dönüyor ki sokağın köşesini, turbosunun ıslık sesi 100 metre sonra dükkanın önünden duyuluyor. Yani
turbonun ıslık sesinin de dereceleri var. Çok aşırı ıslık sesi çıkaran turbo olabileceği gibi çok hafif başlangıç seviyesinde bir ıslık üreten, çok yüksek devirlerde ıslık üreten araçlar da oluyor. Yani ustanın size normal dediyse, sesi aşırı fazlaysa bir sıkıntı var. Ama çok küçük, belli belirsiz ustanız normal diyorsa ustanıza güvenebilirsiniz diyebilirim. Son olarak turbo ötmesinin zararlarından bahsedelim. Turbo ötmesinin zararı aslında turbo öten araçların basıncı gayet normal çıkabiliyor. Turbonun basıncını etkilemeyen, yani turbonun çalışma sistemini etkilemeyen, gayet güzel dolduran turbolar ama ses üretebiliyor. Bu konumdayken ses üretme sorunu olabiliyor. Genellikle balanssızlık, milde boşluk, özellikle emme manifoldunun içerisinden yağ basmaya, turboda yağ kaçaklarına, pervanenin kırılmasına, iç kıs turbonun içine yayılmasına, ki bu emme manifoldunun içine kadar bazı metal parçalarının ulaşmasına, ki motor hasarlarına neden olabilir. Yani minimalize küçük etkileri de olabileceği gibi motor hasarlarına varan büyük etkileri de olabilir. Bunun motora olan olası zararlarını şudur diye söylemek imkansız. Turbonun kontrol edilmesi, arızanın şiddetinin tespit edilmesi, tespit etseniz dahi ne kadar süre gideceği ya da motora ne gibi zararlar olacağı maalesef ki biraz şans, biraz kader işi diyebilirim. Turbo sesi nasıl kesilir sorusuna da bu sesi kesmenin tek yöntemi turbonun tamir ya da değiştirilmesi. Genellikle turbo seslerinin bir katkıyla ya da bir uygulamayla kesilme gibi bir durumu genellikle yok. Yani turbonun rektef edilmesi, yenisiyle değiştirilmesi turbo ses sorunlarında tek geçerli yöntem diyebilirim. Turbo sistemi ile alakalı birçok videomuz var. Arızası, yağ atma sorunu, ses sorunu şikayeti keza bu. Turbo arızalarıyla ilgili bir çalma listemiz var. O çalma listesinde turbo ile alakalı tüm merak ettiğiniz bilgileri detaylı olarak bulabilirsiniz. Aşağıya linkini bırakacağım. Video sonunda zaten kartlar şeklinde göreceksiniz. Yine de aklınıza takılanlar varsa aşağıda yorum bölümünden bizlere her zaman sorularınızı iletebilirsiniz. Videomuzu faydalı bulduysanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizlerin destekleriyle video çekmeye devam ediyoruz. Şimdi kapanış ekranına geçelim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Her türlü arıza, araçta yaşadığınız problemlerle alakalı ya da izlediğiniz videoyla alakalı eklemek istedikleriniz, belirtmek istedikleriniz her türlü durum için aşağıdaki yorum bölümünü kullanabilirsiniz. Bize gelen soruları günlük olarak cevaplamaya gayret ediyoruz. Fakat günde yüzlerce soru gelebiliyor. Bu yüzden abonelerden gelen sorular daha hızlı ve öncelikli cevaplanıyor. Sorularınıza hızlı yanıt almak isterseniz ve bizlere ve kanalımıza destek olmak isterseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sağlıklı ve arızasız günler dileriz.